Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Garajımıza yeni bir envanter daha aldık. Bu envanter İzeltaş'ın Tekol apartı. Tekol'unu sipariş verdik. Şimdi bu Tekol'u niye aldım, sipariş vermemin sebebi? Aracın yağ değişimini gerçekleştireceğiz. Aracımızın yağ değişimini gerçekleştirmek için bu Tekol'u bağlantısına ihtiyacımız var. Bunun yanında bir de Alyan uç siparişi verdim. Benim tovaşlarım Alyan oluyor genelde. 12 anahtar oluyor diye biliyorum. 12 anahtar olduğu için de bu tel bağlantısı ayrıyetten Alyan takım setini sipariş verdim. O da İzeltaş'ın. O henüz gelmedi. Sadece ara kol geldi. Ayrı ayrı yerlerden sipariş verdim. Bu ürünü de 65 lira gibi fiyata aldım. Daha sonra zamanla cırcır kolunu da alacağım. İzeltaş'ın ürünleri bildiğiniz üzere pahalı bir ürün olduğu için, pahalı ve kaliteli, yani profesyonel olduğu için bu ürünler. Ondan dolayı bu ürünleri ucuz almayı tercih etmedim. Çünkü bu ürünleri çok sık kullanacağımız için en ufak bir şeyde, yani vida yalama yapar, yani öyle biz böyle diyoruz. Pas yaptığı için vida dönmüyor. Vida pas yaptığından dolayı dönmediği için bu kolu zorladığımızda ne olacak? Dandik kolumuzsa bozulacak. O yüzden kutuyu açalım ve kutumuzdan kolumuzun nasıl bir paketlendiğine bir bakalım. Bu arada EPATT AVM'den sipariş verdim bu ürünü. Ürün biraz ezilmiş kutusu. Ancak çok önemli bir şey değil. Bu ürün demir olduğu için bozulacak bir parça değil. Kırılacak bir parça olmadığı için. Şimdi bu ürünü şuradan açalım. Bantlayalım, şey yapalım. Ürünümüzü açtım. İçini açtığımda şöyle bağlantısı çıktı. Bu ürün İzeltaş'ın. Abi seviyorum İzeltaş'ın ürünlerini ya. Şu şekilde İzeltaş diye üstünde zaten yazıyor. Bu 1/2'lik anahtar. Bu 1/2 almamın sebebi bu anahtarlar daha çok sık kullanılıyor. Yani ben daha çok işimi göreceği için 1/2'lik cırcır yani tek olanı aldım. 1/4'leri var bunun. İzeltaş'ın karbütör seti var 1/4'lük. Onu set olarak almayı düşündüğüm için bunu tercih ettim. Bunun yanında bir de Alyan takımını sipariş verdim. Alyan takımının gelmesini bekliyorum. Alyan takımı geldikten sonra bunu çok güzel rahatlıkla kullanabileceğiz. Bunun amacı şu şekilde. Buraya ucumuzu takıyoruz. Ben Alyan sipariş verdim. Normalde bunun 6 gene, 8 gene o tarzda aparatları da var. Bu şekilde tutuyoruz. Buraya yerleştiriyoruz takımın aparatının ucunu. Buradan bu şekilde kuvvet uyguladığımız zaman rahatlıkla vidamızı sökebiliyoruz. Bir de bunu ortaya alıp şu şekilde mesela zorlu vidaları sökerken bunu ortaya alıp bu şekilde tutturduğumuz zaman döndürebiliyoruz bu şekilde. Ondan dolayı bu oynar başlıklı böyle bu şekilde. Kutunun içinden bir de şu şekilde bir bu şey İzeltaş'ın kutusundan çıkan parça. Bir de burada böyle bir koku sipariş vermişler. Dalyan diye. Gerçekten kutunun içeriği zengin yapmışlar. Yani ufak bir ürünler vermişler. Sürpriz hediyeler. Yani bunlar benim için önemli. Niye diye soracak olursanız, yani adamlar işini severek yaptığı için onlara yorumda bulunmak istiyorum o yüzden. Gördüğünüz gibi burada afiyet olsun demiş. Şekerlerini de vermiş. Teşekkür ederiz getirdiği için bu karbonu böyle bu şekilde paketlettiği için. Ürünümüz de bu şekilde arkadaşlar. Bu ürünü size kullanmasını göstereceğim. Bir diğer videoda mı olur, bu videoda mı olur onu bilmiyorum. Ancak dediğim gibi bu bağlantı çok işimizi göreceği için hani parasını sonuna kadar hak eden bir ürün İzeltaş. Yani bunu otosanayidekiler de bilir zaten. Ondan dolayı bu ürünü tercih ettik. Yavaş yavaş tabii ki de bunun setini toplayacağım. Yani cırcır anahtar olsun, parçalar olsun, altıgen, yıldız, bu tarzda parçalarını toplayacağız. Ufaktan başlangıcımızı yaptık. İlerleyenlere doğru daha da profesyonel bir şekilde yani devam edeceğiz. Kanalımızı geliştirmeye devam edeceğiz. Tabii ki bu işleri böyle yapmak bir anda kolay olmuyor. Hem kendimi geliştirmek zorundayım. Diksiyonumu düzgün bir şekilde size telafi etmek zorundayım. Yani ürünü anlatırken bu ürünün nasıl bir şey olduğunu bilmek zorundayım. Yani bilmeden bu ürünü anlatamazsın. Yani ne işe yaradığını anlatamazsın. O yüzden diyorum ki kanalı takip edin. Diyeceğim bu kadar. Çünkü bu kanalın gelişmesini çok istiyorum. Tabii ki şimdi diyeceksiniz abi, para kazanmak mı ön planda? Bundan dolayı mı yapıyorsun diye soracak olursanız. Tabii ki işin ticari boyutları da var. Ancak ben bu işi hobi olarak başladım. Hobi olarak devam ettireceğim. Şu an bir ticari gelirim zaten yok bu kanalda. Tabii ki YouTube'un koymuş olduğu bir standartlar var. Daha önceden de bu işe girişmiştim ben. Bunun hakkında da size bilgi vereyim hazır kamerayı açmışken. 1000 abone şartı ve 4000 saat sınırı koydular artık. Önceden böyle bir şey yoktu. Direkt videoya attığın zaman reklamlar gelmeye başlıyordu. Önceki kanalım bu şekildeydi. Ancak artık tek başıma devam ettiğim için bu şekilde ilerliyorum. Artık olursa olur, olmazsa olmaz. Sağlık olsun. Ama benim videolarım devam edecek. Hem bilgilendirici olacak, hem eğlence amaçlı videolar olacak.
Tabii ki günlük vloglar da çekeceğim. Kendi anlatacağım. Yani ne gibi işler yapıyorum, ne yapıyorum, nelerle uğraşıyorum. En çok uğraştığım şeylerde siz zaten görebiliyorsunuz. Arabalarla uğraşıyorum. Bu arabaları uğraşırken yani yapmayı daha çok seviyorum. Arabayı sürmekten çok arabayı böyle yapmayı, toplamayı çok seviyorum. Ondan dolayı bu işe giriştim. Ya batarız ya çıkıyoruz hesabı. Başlangıcımızı yaptık. Sizi çok fazla tutmak istemiyorum. Kanalı sadece dediğim gibi abone olun, takip edin. Benim için yeterli. Bir diğer videolarda görüşmek üzere. Bildirimleri de açmayı unutmayın bana.